Herkese selamlar millet. Bir zamanlar YouTube ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi yaklaşık bir ay önce Cyberpunk 2077 resmi olarak artık sonunda çıktı ve hepimiz de oynamaya başladık. Oynayamadık değil mi? Evet, çünkü oyunun çok büyük uyumluluk problemleri, FPS düşüklüğü, buglar, canımızı sıkan bir ton şey vardı. Fakat bugün en azından FPS değerlerimiz için belli iyileştirmeler sağlayan bir programdan bahsedeceğim ve bunu o kadar kolay yapıyor ki arkadaşlar. Sadece oyun dosyasını içine atıyorsunuz, bu programı tıklıyorsunuz, çalıştırıyorsunuz ve tada 30 FPS birden artıyor ki 30 FPS hani şöyle 25-30 FPS alan arkadaşlar için artı 30 FPS ilaç gibi gelecektir. Peki programın adı ne? As Optimizer Cyberpunk 2077 için tek tıkla 30 FPS sağlıyor arkadaşlar. As Optimizer adlı program. Aşağıya linkini vereceğim, açıklamalar kısmına koyacağım. Herhangi bir endişeniz olmasın. Virüs taramalarında kendim de yaptım. Zaten Avast, Kaspersky, Dr. Web gibi büyük firmalar tarafından virüs testleri yapıldı ve bu üç programda bunu bir tehdit olarak görmüyor programı. O yüzden içiniz rahat olabilir. Efendim, As Optimizer for Cyberpunk 2077 ile kolayca 30 kare hızını elde etmek mümkün dedik. Godzilla tarafından yayınlanan As Optimizer for Cyberpunk 2077 adlı araç oyun performansını 30 FPS seviyelerine ekstra olarak çıkarmak mümkün hale geliyor. Aracın son kullanıcı tarafından kullanılmayan gizli geliştirici ayarlarını değiştirdiği söyleniyor. Yazılımı kullanma prosedürü de son derece kolay. Sadece ilgili dosyayı Cyberpunk 2077 klasörünüzün kök klasörüne taşımanız gerekiyor ve güvenlik endişesi duyan kullanıcılar için de virüs total raporu da program tarafından, araç tarafından sağlanıyor dostlar. Optimizer'ın bazı seçenekleri var dostlar. Programı biraz anlatmam lazım. Aslında çok basit olduğunu zaten göreceksiniz. Seçim yapabilmeniz için 4 tane seçenek sunuyor size. Çok basit bir araç. Bunlardan ilki en üstteki Max Boost. Alttaki Balanced yani dengeli. Onun altındaki default yani varsayılan ve en altta da disable async compute yani async hesaplamayı devre dışı bırakma var. Efendim ilk seçeneğimiz olan Max Boost'u şöyle anlatmam gerekiyor. Max Boost'ta GeForce GTX 1060 veya onun dengi veya onun altı bir kart sahibiyseniz Max Boost programın verebileceği en fazla FPS değerini size sağlayan program. Dengeli yani balanced'da ise GeForce GTX 1070 Ti ile işte GeForce RTX 2000 serisi, komple 2000 serisi için öneriliyor. Tahmin edebileceğiniz gibi Max Boost'tan biraz daha az bir performans farkı sağlıyor size. Fakat tabii ki burada programın kararlılığından endişelenmeniz gerekebiliyor. Ama mesela balanced'ı 1060 için falan kullandığınızda çok kötü sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden lütfen önerilenleri kullanın. Varsayılan seçeneği yani default seçeneği ise oyunun varsayılan konfigürasyonunu sağlıyor. Yani bu bildiğiniz oyunu hiçbir şey kurmamışsınız haline geri döndürüyor. Son seçenek olan yani disable async compute seçeneği ise GeForce GTX serisi için performans arttırmaya yardımcı oluyor. Ancak burada dikkat etmek gereken bir şey var. Efendim disable async compute yani async hesaplamayı devre dışı bırakmayı RTX modelleri için kesinlikle kullanmayacaksınız. Eğer RTX bir kartınız var ve FPS boost'u istiyorsanız bunu sadece GTX kartlarda kullanabilirsiniz. Efendim geliştirici bir GeForce GTX 1070 Ti ile oyunu varsayılan ayarlarıyla 42 FPS'den 51 FPS'e uzanan bir kare hızıyla kaydetmiş. Yani 1070 Ti ile oyunun varsayılan ayarlarıyla yani önerilen ayarlarıyla 42 FPS'e 51 FPS kadar almış. Sonra programı açıp dengeli modda kare hızları büyük ölçüde iyileştiğini görmüş. Bu kare hızları dengeli modda yani balansta 54 ila 71 FPS arasında değişiyor. Peki biraz daha işin ileri götürüp Max Boost modu kullanıldığında oyun 51 FPS ile 80 FPS'e yükseliyor. Yani minimum 51 FPS, maksimum 80 FPS'e yükseliyor. Hatta günümüz sahnelerinde kare hızları 88 yani gündüz olan sahnelerde 88 FPS'e kadar yükseliyor. Yani dostlar maksimum FPS'i 51'den 80'e çıkarmak büyük bir olay. Yani 30 FPS birden atması çok güzel bir olay ki bazen gündüz sekanslarında 88 FPS gözüküyor. Minimum FPS'te 42'den 51'e çıkarmak son derece akıcı bir oyun deneyimini elde etmeniz anlamına geliyor ki bunu oyundan bir şey çalarak yapmıyor bu.
Yani çok basit bir geliştiricinin yaptığı 2-3 MB'lık bir tool'u gerçekten Cyberpunk ekibi yapamıyor mu? Yani bu ekip bu kadar mı aciz diye gerçekten kendime soruyorum bazen. Ya çok basit bir şeymiş demek ki. Yani çok zor olsa bu adam bunu geliştiremez diye düşünüyorum. Oyun çıkalı neredeyse bir ay olmuş. Patchler gönderiyorsunuz. Bir tane patch'e de böyle bir şey gönderemediniz mi? Adam gerçekten 2-3 MB'lık bir dosyayla oyundan 30 FPS attırıyor kafadan. Yani bunu yapmak bu kadar zor olmamalı sevgili CD Projekt Red. Buradan sizlere sesleniyorum. Neyse. Dostlar elbette dediğimiz kare hızları sistemimizin özelliklerine ve Cyberpunk 2077'yi oynadığınız çözünürlüğe bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Oyun performansınızı iyileştirmenin en iyi çözümü ise ekran kartınızı yükseltmek veya daha hızlı bir işlemciye geçmektir. Cyberpunk 2077 için As Optimizer ise iddia edildiği gibi çalışması durumunda düşük kaliteli oyun sistemleri için oldukça faydalı bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle 1050'si olan, 1050 Ti'yi olan, RX 570'ten düşük kartı olan arkadaşlar, 570 ve 570'ten düşük kartı olan arkadaşlar için oyunu oynanabilir seviyeye çıkarma anlamında kesinlikle As Optimizer biçilmiş kaftan arkadaşlar. Aşağıya herhangi bir reklam meklam koymadan direkt link koyuyorum. Kendi virüs taramanızı kendiniz de yapabilirsiniz. Kesinlikle güvenilir bir kaynaktan aldım. Ben bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum dostlar. Cyberpunk 2077'yi artık bizlerin de oynayabileceğini görmüş olduk. Sizlere bugün aktaracaklarım bu kadardı. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım video işinize yaramıştır. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzun konusunu veya kendi yorum, fikir ve düşüncelerinizi lütfen açıklamalar kısmına, yorumlar kısmına bizlere belirtmeyi unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Gonna blow!